ada çayının sağlığa olan faydaları. Ada çayı, yaygın kullanım alanlarına sahip ve Akdeniz bölgesinde yetişen çalımsı, ıtırlı ve hoş kokulu bir bitki türüdür. Ada çayının faydaları 13. asıra kadar dayanmakta ve o zamanlardan günümüze değin birçok kişinin bahçesinde kolayca yetişmektedir. Bu mükemmel bitki, tüylü ve beyazımsı renkte olan yapraklarından yapılan çay şeklinde içilebildiği gibi et yemeklerinde koku ve lezzet vermek amacıyla da kullanılır. İşte şifa kaynağı ve hoş kokulu ada çayının insan sağlığına olan faydaları. 1. Hafızayı güçlendirir. Ada çayı içeriğindeki kolin esteraz enzimi sayesinde hafızayı güçlendirme özelliğine sahiptir. Bu enzim asetilkolin isimli nörotransmitter molekülün yapı taşlarına ayrışmasını düzenlemektedir. Oxford Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok üniversitenin yaptığı araştırmalar sonucunda ada çayının bilişsel yetenekleri güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Fakat uzmanların önerisine göre ada çayının işlem görmemiş olması ve ham olarak tüketilmesi gerekir. 2. Depresyonu önler. Ada çayı ruh sağlığına iyi gelmesiyle bilinen bir bitkidir. İçeriğindeki diosmetin, apigenin ve luteolin gibi antioksidanlar içermesi nedeniyle depresyonla alakalı bütün semptomları önemli ölçüde azaltır. Uzmanların önerisine göre ada çayını günlük maksimum 3 fincana kadar çay olarak tüketmek hem beden hem de ruh sağlığı için oldukça faydalıdır. Böylece gün içerisinde karşılaştığınız stres ve depresyon mücadelesinde ada çayı sakinleştirici ve kaygı giderici özelliğiyle size yardımcı olacaktır. 3. Vücuttaki iltihabı söker. Ada çayı içinde bulundurduğu rozmarinik asit sayesinde vücuttaki iltihapları kurutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle midede oluşabilecek iltihaplanmayı ve ağrıları önler. Ayrıca ishal, gastrit gibi hastalıkların tedavisinde de oldukça etkilidir. Yiyeceklere eklenen ada çayı ise bağırsak sağlığının korunmasına ve iltihap gelişimine etki ederek boşaltım sistemini de büyük ölçüde korur. 4. Ağız ve diş eti sağlığında etkilidir. Ada çayı, dişleri beyazlatma özelliğinin yanı sıra antimikrobiyal etkisiyle diş apselerinin ve ağız ülserinin giderilmesine de yardımcı olur. Yaklaşık bir su bardağı suda bir poşet ada çayı veya bir tatlı kaşığı taze ada çayı ile günlük gargara yapılarak bu özelliğinden yararlanmak mümkün. Bu sayede antibakteriyel ve iltihap giderici özelliğiyle ağızdaki mikropları öldürerek oluşan iltihabı da gidermeye yardımcı olur. 5. Öksürüğü giderir. İçeriğindeki bir diğer önemli madde ise sinoldür ve sinol öksürüğü önleyici bir bileşendir. Ada çayı hem doğal bir antibiyotik hem de doğal bir öksürük önleyici olması sebebiyle uzmanlar tarafından düzenli şekilde gargara olarak kullanılması önerilir. Böylelikle öksürük şikayetleri yok olarak geniz akıntısı yaşayan kişiler için fayda sağlar. Ayrıca salvin asidi ve sirsi maritin gibi maddeler ada çayına antibiyotik özellik kazandırır. Bu sayede ada çayı boğaza yerleşen bakterilerde de RNA sentezini etkileyerek çoğalmalarını ve tekrarlamalarını engellemede de büyük rol oynar. Yani öksürük şikayetleriniz için kalıcı çözüm kesinlikle ada çayı gargarası. 6. Terlemeyi azaltır. Özellikle yaz mevsiminde aşırı terleme sorunu olan kişiler günlük yaşantısında büyük rahatsızlıklar çekmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda 21 gün boyunca ada çayı tüketen ve aşırı terleme rahatsızlığı olan kişilerde terlemenin önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. Bunun için günde 2 defa ada çayı tüketebilir ve olumlu sonucunu birkaç hafta içinde fark edebilirsiniz. Üniversiteler tarafından yapılan araştırma sonuçları, ada çayının sağlıklı bireylerde günde maksimum 3 fincan kadar tüketilmesi gerektiği yönündedir. Ayrıca uzman doktorlara göre kasılmalara sebep olduğu için hamile olan kadınlar 9 ay boyunca ada çayı ve benzeri bitki çaylarından uzak durmalıdır.